Merhaba, yine karşınızdayım. Bugün konumuz şiir. Bir şiirim üzerine aslında, kendi şiirim üzerine konuşacağım. Bu birkaç hafta önce ve geçen haftaya kadar da sarktı. Çok tartışma yaratmış, çok tartışma yaratan bir şiirim. Neyse, ismi Şiir Dört Nala. Bunun üzerine çıkan tartışmaları okudum, birkaç şey de yazdım. Daha sonra da bir video çekmek istedim, çekmeye karar verdim. Ama bunun nedeni sadece tartışmalara hani böyle bir cevap vermek değil. Bu şiir benim açımdan özel bir şiir. Yani ben çocukluğumdan beri şiir yazıyorum. Lisede yerel dergilerde şiirlerim yayınlandı. İlk şiirim 20 yaşındaydım, 21 yaşındaydım. Yani dergahta ilk ulusal bir dergide şiirim yayınlandı. O günlerden beri şiir yayınlıyorum. Ama 2 yıldır, 3 yıldır da Yengi Mecmua'da şiirlerim yayınlanıyor. Ve tabii o daha önceki matbuatta yayınlanan şiirlerimden farklı. Yani biz şiirlerimizi matbu olarak yayınlamıyoruz. Videoya çekiyoruz ya da ses kaydı alıyoruz. Bu şekilde video kaydı halinde yayınlıyoruz. Şiir Dört Nala hem benim için hem de aslında Yengi Mecmua için biraz özel bir şiir. Buna neden böyle olduğunu anlatacağım. Şiir Dört Nala üzerinden de aslında Yengi Mecmua'da yapmaya çalıştığımız şeyi de biraz anlatacağım. Ben Yengi Mecmua'ya sonra katıldım. Enis'in davetiyle katıldım ama yani daha Yengi Mecmua yeni açılmıştı. 4-5 sayı olmuştu. Yani bir yıllarını tamamlamamışlardı. Ben de Yengi Mecmua'ya paralel bir şekilde aslında kendi şiirlerimi dergilerde yayınlamaktan vazgeçip kendi YouTube sayfamda yayınlıyordum. Girdiğinizde görebilirsiniz. İlk yayınlanan videolarım çoğu şiirdir. Kısa kısa alıyordum. Ama Yengi Mecmua kadar böyle matbaa, kayıt meselesi üzerine böyle teorik bir bakışım yoktu. Çok daha pratik bir nedenle bunu yapıyordum. Editörlerle uğraşmak istemiyordum. Editörlere gönderiyorsun, takvime alıyorlar. Bazen uzun buluyorlar, uzun şiir yayınlamak istemiyorlar falan. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Ben de dedim ben niye bu dergilere gönderiyoruz? Yani böyle 60'lardaki 70'lerdeki gibi bir mecra da yok. Herkes bu dergileri bekliyor tarzı. Çok dağınık yayınlanıyor farklı yerlerde yayınlandığı için. Ama o gün mesela YouTube kanalımın takipçisi az olmasına rağmen YouTube'da yayınladığında çok fazla izleniyordu. Yani o kadar okunmuyordur benim şiirim mesela dergide yayınlandığında. Ve daha önemlisi ben şiirlerimi okumayı da seviyorum. Yani seslendirmeyi seviyorum. Sesim güzel tonlayabiliyorum. O şiiri okumayı çok severim. Yani çok daha pratik bir nedenle yani niye yapmayalım ki? Hem daha çok daha kolay yayınlayabiliyoruz. Editörlerin, dergilerin ağız kokusunu çekmiyoruz. Daha fazla kişi izleniyor. Hem de başka bir şeyi yani aslında şiirin ayrılmaz bir parçası olan şairi ve sesini de işin içine dahil ediyorsun. Ve benim açımdan da çok keyifli. Enis de dedi biz de böyle bir iş yapıyoruz dedi. Bunu biraz daha teorik zeminiyle işte kayıt sistemleri üzerinden edebiyat tarihini okumak vesaire diye ben de böyle katılmış oldum. Ve bir tane elimdeki bir şiiri çekecektim yani. Buna karar vermiştim. İlk şiir olarak. O da Şiir Dört Nala değildi aslında. Cehennemde Melek Yoktu. Ki birlikte aslında kaydettim o iki şiiri de. Şiir Dört Nala bir yazı olarak yani bir manifesto olarak benim kaleme aldığım bir manifesto aslında. Yani Enis benden bir şiir ve bir yazı istedi. Çünkü bir de sitede böyle teorik yazıların da yazıldığını söyledi. Ben de bir de yazı yazayım dedim. Yazıya başladığımda yazının içeriği şöyle kafamda kurmuştum. Bu Türk şiirinin ve şiirin yani işte şiir öldüm ölmedim tartışmalarında şiirin yavaş yavaş krizden çıkmaya başladığını ve yükseleceğini anlatıyordum. Bunu da işte benim hep anlattığım bu savaş hali yani içine doğduğumuz dünya çöküyor. Ve şiir sanat öyle barış döneminde değil, savaş döneminde, krizlerin olduğu dönemlerde hep yükselir. Ve dünya çöktükçe, tüketim toplumu çöktükçe aslında sanatı öldüren o rahatlık, o konfor, o duygusuz dünya çökecek ve tekrar büyük duyguların ortaya çıkacağı bir epik döneme giriyoruz. Bunu anlatacağım bir manifesto olacaktım. O günlerde benim çok hani nasıl diyeyim şikayetçi olduğum diyeyim ya da başımın belada olduğu bir ruh hali içindeydim. Neydi bu o ruh hali? Yani akademik bir formasyonun içinde yetiştim bir yanıyla. Bir yanıyla da o gün o dönemde çok ruh itibariyle çok fırtınalı, inişli çıkışlı bir dönemimdi. Benim böyle o dönemlerde yazdığım
Birçok yazı var yani 2022 dolaylarında. Yani akademik bir analiz yazısı olarak başlayıp bir anda manifestoya ya da daha retorik, romantik bir yazıya dönüşebilen böyle çok eklektik yazılar yazıyordum o dönemlerde. Kendiliğinden oluyordu bu. Şiir dört nalında başına bu geldi aslında. Yani daha uzun olmasını düşündüm ve böyle biraz da analiz içeren. Yani ki mesela Olimpos'ta Şeytanlar Yaşar da öyle bir yazı. Yani akademik bir yazı gibi başlayan içinde sanki denemeye dönüşüp sonunda da bir şiire dönüşerek sona eren bir metin. Şiir dört nalda oldu. Yani çok daha argümantatif bir yazı yazmak istiyordum açıkçası ama öyle olmadı. Bir manifestoya dönüştü. Daha zaten şiir metin bittiğinde hani benim aklıma da bir acaba gelmişti. Enis'e gönderdim. Enis direkt dedi ki hani bunu da çek dedi. Yani çünkü bu çok şiir gibi olmuş dedi. Bunu da çek dedi. Dolayısıyla benim de zaten kafama gelmişti ya bu da çekilebilir mi aslında manifesto şeklinde. Bunu da tiyatral bir şekilde perform edebilirim, sunabilirim. Çünkü yazarken okuyorum. Çok şiirsel. Okumayı da seviyorum. Yani beni kayıt almaya iten şey hep o sesin, sözün tahriki, provokasyonu oluyor hep zaten. Yani şehveti diyeyim, sözün şehveti. Ben yazarken kendi sesimde okuduğum için kendi sesimde çok şehvete gelen bir insanım zaten. Ben hep Enes'in teklifi hemen kafama yattı zaten. Tamam dedik. Oturdu işte konuştuk nerede çekelim vesaire. Yani benim kafamda şu vardı yani. Dümdüz okuyacaktım. Belki farklı sahnelerde okuyabilir. Onları sonra birleştirecek ve bitecek yani. Bir dakikayı bile bulmaz diye düşünüyorduk yani. Çünkü bir sayfalık bir metin. Enes dedi bunu çekelim. Mezarlıkta çekelim. İşte Kara Cami'de. Tamam. Dedik gittik mezarlığa. Ve çekmeye başladık. Şimdi gece karanlığıydı. Mezarlığın içinden ben çıkayım dedim. Falan böyle nasıl çekebileceğiniz bunları konuşuyoruz. Daha zaten en başında bu yengide daha önce yayınlanan ya da benim kendi kanalımda yayınladığım şiirlerden farklı bir deneyime dönüşeceğini hemen fark ettik. Çünkü bir anda daha önce yayınlanan şiirlerde de yani çok basit bir şekilde hani telefonla kayıt alınırken burada sanki bir yönetmen bir film gibi ışık, açılar nasıl bir çekim yapalım diye yani metnin, şiirin kendisinden bağımsız bir çekim tartışması içerisine girdik. Yani sanki film çekiyormuşuz gibi. Ondan önce sadece şiiri kaydediyorduk yani görüntü olsa da mesela işte Musa yürüyor o çekiliyor. Bazen videoda editte bazı oyunlar yapmışlardı. Enis özellikle o video programlarını kullanmayı çok seviyordu. Ama burada bir yönetmen gibi davranmaya başladık. Nasıl çıkalım? İşte dedi ben mezarlığın içinden çıkayım falan böyle döneyim. Bir de ışık sorunu vardı mesela. Geceydi hiç ışık yoktu. Sokakta birkaç tane ışık vardı. Mezarlığın içinde ışık yok. İşte ilk videonun başında o sigara çaktırdığım sahnelerde güneş yeni yeni batıyor. Sonra battı. Şimdi çekim başladı. İşte birkaç tane çektik. Şimdi ben okuyorum. Mesela bir ilk okuyuşumda sesim tonlaması iyi olmuyor ya da çok iyi tonluyorum tam o esnada dilim sürçüyor örneğin vesaire. Bu benim okuyuşumdan kaynaklı hani şeyler. Bir de şöyle bir şey var. Işık mesela yani Enis sonuçta yönetmen değil tamam mı? Her seferinde elinde bir tane mikro kamerayla çekiyor. Birinde farklı şekilde geliyor. Tamam, bir sonrakinde aynı açıyı yakalayamıyor. Birinde ışık iyi vurmuş, diğerinde vurmuyor. Şimdi orada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Mesela bir çekimde ben iyi okumuşum ama çekim o kadar iyi değil, ışık o kadar iyi. Birinde çekim inanılmaz iyi ama tam o esnada mesela ben o kadar iyi okuyamamışım ya da dilim sürçmüş, kesmiş. Bir de şöyle bir şey vardı. Tabii şimdi biz profesyonel yönetmenler de izlediğim gibi Enis'in elinde bir tane mikro kamerayla çekiyor. Ve birçok çekim yapıyoruz. Şimdi Enis dedi şarjı bitecek bunda. Böyle bir sorun ortaya çıktı. O yüzden tam benim içime sinmese de olduğu kadar deyip bir sonraki paragrafa geçiyoruz. Böyle yavaş yavaş okuyoruz. Enis mesela oralarda aklına bir şey geldi. İşte örneğin o böyle bir tane çöpten kameraya çektiği bir sahne var. Birazdan göstereceğim onu. Böyle böyle çekimleri bitirdik. Şimdi ben normalde hani yan yana dizeceğim. Kafamda öyle var ama zaten sahneleri, kayıtları bana gönderdiğiniz ben fark ettim ki yani öyle
yan yana dizip bir dakikalık bir kayda tamamladığında hiç o etkileyicilik olmuyor. İkincisi, şimdi sahneler üzerinden göstereceğim. Yani böylelikle aslında bu 3 dakikalık kaydın nasıl oluştuğunu göstereceğim ve neden Genghi Mecmua'nın şiir teorisi açısından bizim için önemli olduğunu, şiir dört nalını da anlatacağım. İşte görselin iyi olduğu yerlerde benim okuyuşum kötü olabiliyor. Çekimin iyi olduğu, görselin iyi olduğu yerlerde kötü olduğu yerlerde ama benim iki okuyuşum iyi. Böyle sorunlar da var. Şimdi en başından alacağım. O mezarlığın içinden geldiğim sahne. Buradası mükemmel bir çekim. Yani burada kullandığım sahne mükemmel bir çekim. Çünkü sarı bir ışık vuruyor yüzüme. Yavaş yavaş mezarlığın içinden geliyorum. Tam böyle bir ölüm sahnesi yani. Gerçekten ürkütücü bir sahne. Ondan sonra çıktığımda caddenin ışığı vuruyor. Bir anda sarı ışık beyazlanıyor, aydınlanıyor ve ben yaklaşıyorum. Eniste yavaş yavaş virajı alıyor ve gerçekten güzel bir çekim ortaya çıkıyor mesela. Burada. Hippilerin çağı sona ermekte. Irzına geçilen kadınların çığlıkları yavaş yavaş geliyor. Sarhoş kahkahalarını bastırır oldu. Sokaklarda insanlar nedensizce, belki sadece bir tecavüz zevki tatmak için birbirlerini öldürüyor. Başakşehir'de, İslami Burjuva'nın başkentinde evet. Samuray kılıcıyla... Işık mesela şu an şey oldu. Beyazladı yani. ...katledilen kadını hatırla. Karaman'da gündüz gözü hasmını infaz edip sokak ortasında keyif sigarası tüttüren adamı düşün. Evlerinde mülteci bir hal. Şimdi burada Altındağ'da işte böyle işlenen vahşi cinayetleri anlatıyorum o yıl içerisinde. İşte bir tanesi de Altındağ'da, Ankara'da böyle bir pogrom girişimi olmuştu. Orada mülteci bir aile evin içinde yakmaya çalışmışlardı. Bunu anlatıyorum. Şimdi bu kullandığım sahne diğer alternatifler içerisinde yani çektiğimiz, aldığımız kayıtlar içerisinde görsel ve çekim olarak en iyisi. Söyleyeyim, mükemmel yani ışığın yüzünde bir anda sarıdan beyaza dönüşü, benim dönüşüm, okuyuşum çok iyi. Fakat bir aksilik var. Tam bu sahnede, yani tam bu kısımda işte mülteci bir aileyi çocuklarıyla birlikte yaktılar diyeceğim kısımda dilim sürçüyor. Ve gerçekten kötü bir sürçüyor. Yani bütün o okuyuşun ve sahnenin güzelliğini bozuyor yani. Diğerlerinde güzel okumuşum ama oralarda da bu kadar iyi değil çekim. Ne yapalım? Burada tamamen yani bir tesadüf aslında. Biz bu sahneyi alırken İki tane roman çocuk. Bir tanesi erkek, biri de onun küçük kız kardeşi. Bize musallat oldular. Abi ne yapıyorsunuz? Çekim mi yapıyorsunuz? Bizim mi filan? Enis bildiğin hani siktir çekti çocuklara ama gitmedi çocuklar yani. Çocuk gitmedi yani. Getto roman o da Enis'e dikleniyor filan. Bela oldu başımıza. Neyse Enis de bunlar gitsin diye çocuk bizi beni de çekti. Tamam isteği bu. Enis de çekti. İşte buradaki sahne böyle kabak gibi çocuk şeye ekrana bakıyor masum bir şekilde. Böyle bir çekim var elimizde. O da elimizde yani. Şimdi çocuk da böyle kara kavruk bir çocuk yani Suriyeli diye yuttursan gider Suriyeli diye. Değil mi? Tam bu çocuğun o enisinin o çocuğu çektiği sahneyi bu mülteci bir aileden sonraki kısma getirelim. Tam sonrasında da tesadüfen çocuklarıyla birlikte diyor. Buraya getirdim der bu dil sürçmesini ben buradan çıkarırım. Araya bunu doldururuz. Hem de bir anda mülteci bir aile derken bir anda böyle mülteci bir çocuğa benzer bir çocuğu böyle karanlıklar içinde sanki bir kurbanmış gibi gördüklerinde peşine de çocuklarıyla birlikte yakmak gelince etkileyiciliği, draması artar diye düşündüm. Ve gerçekten de öyle oldu. Hem o dil sürçmesini şey yaptım hem de insanları bir uyandıran, irkilten ve işin sahnenin dramasını arttıran bir eklenti oldu yani. Bir şey, krema oldu yani. Ve bu tamamen hani bir teknik sorundan kaynaklandı. Yani kafamızda hiç olmayan bir şey. Ama çekimi, tiyatralliği, dramayı ve aslında şiirselliğini arttırdı. Yani şimdi benim, bizim bu poetik mevzulardaki tartışmalarda da hep yapmaya çalıştığım şey, hani amaçlarından bir tanesi... Bu Wagner'in anlattığı yani tiyatroyu, şiiri ve müziği tekrar birleştirmek. O yüzden çekimlerde oldukça hani tiyatral öğeleri, oynamayı, sesi, o karizmayı, etosu olabildiğince yükseltmeye çalışıyorum. Bu benim için çok önemli bir konu. Hatta kafamda hep bir şekilde müziği de işin içine dahil etmek var. Ama
Bu Deus Ex Machina'daki gibi hani böyle arkadan bir müzik değil de yine aynı buradaki gibi direkt oyunun kendi içerisine ekleyebileceğimiz bir müzik. Yani enstrümanlar değil ama bu atıyorum bir dış ses olabilir, bir mekan sesi olabilir ama o mekan sesini de biz kurgularız filan. Ya böyle şeyler kafamda var hani bir sonraki aşama açısından. Bu bir zorunluluktan kaynaklandı ama tam da aslında şairaneliğini, şiirin gücünü, etkisini arttırdı. Küçük çocuklarıyla beraber canlı canlı yakmaya kalkan altın dalları. Örnek. Mesela bu bir sahne. Birkaç tane daha göstereceğim. Şimdi sıradaki sahne. Bu çok tartışılmasına neden olan insanların bazılarının böyle dalga geçtiği, tiye aldığı sahne. Ki buranın da hikayesi olan sahnelerden bir tanesi o. Bir saniye. Evet. Burada işte cesetlere hürmet etmeyecek asla atlar şehrin bedenlerine saldırıyor kısmı. Şimdi burada iki tane sahne var aslında. Bu ilk sahne, şu sahne. Ben Enis kayıt almadan önce ezber yapıyorum. Aynı bir oyuncu gibi ezber yapıyorum. Ve kafamı şu şekilde koydum. İçinden ezberliyorum yani sahneyi okuyacağım. Enis de o ezberlerken ki odaklanmamın falan da çok güzel gözüktüğünü söyledi. O kısmı da benden habersiz bir şekilde kaydetti. Dedi ki burayı da kullan dedi. Buradaki sahne mesela ben aslında oynamıyorum. Gerçekten biraz sonra oynayacağım yani çekim için ezber yapıyorum. Ama orada çok kendimden geçtim trans halinde. Enis'in o hoşuna çıktı ve çektik. Ve dedi ki devamını da böyle getir dedi ama bu defa daha gür bir sesle. Asla. Atlılar kentin ben. Mesela benim kafamda o bölümü okurken gözlerimi kapamak yoktu. O aslında benim Bent'i okumak için yaptığım ezber esnasındaki çok doğal bir şeydi. Enis onu kaydetti ve sonraki bölümü de bu şekilde oyna dedi. Biz hep Enis'in off the record diyeyim yani kaydını benden habersiz bir şekilde yaptı. Kaydı kullandık. Hem de daha sonraki çekimi de o kaydın sanki bir devamıymış gibi kullandık farklı bir açıdan. Bedenlerine saldırıyor. Surların arkasında halk çaresiz, karanlıkta uluyan çakalları dinliyor. Böyle ki ben Şimdi trans, korkma lan, sanki bir oğlum. trans haline geçmişim gibi ve o vahşetin yani o kaleye barbarların saldırdığı ve biraz sonra o katliamın olacağı anı sanki böyle bir vision gibi görüp hissedip okuyormuşum şeklinde bir oyun oynadım. Ama o oyun kafamda yoktu. Bunu böyle oynarım diye bir şey yoktu. O ezber yaparken ki aslında bir doğal durum bu Enis'in fark edip hoşuna gitti. Dedi ki bunu bir oyun haline getir dedi. Biz hem oyun halini kullandık. İşte bu hal. Hem de oyun olmayan halini kullandık. Enis'in benden habersiz yaptığı şekil. Su dumana katıp ilerliyor sonsuz kırsalda. Şiir dört nala, cesetleri hürmet etmeyecek asla. Kellelerden kule, kafatasından şarap kadehi, şiir dört nala. Bir de son sahneye göstereceğim. Bu da önemli. Yani o Minerva'nın baykuşu denilen kısım. Burası bent olarak daha uzun bir bentti. Daha bir parçaydı. Onun ezberi hem daha zor hem de tonlama çok önemli. Çünkü artık orada hani pik noktasına çıkıp bir meydan okumaktan bahsediyorum. Yani bütün dünyanın o kaotik halini anlatıyorum. Çok dramatik kelimeler kullanarak. İşte satılan kızlardan, mezhep savaşlarından, dağılan ailelerden, intihar eden babalardan bahsediyorum. Ve sonunda pik pik çıkıp Minerva'nın baykuşu karanlıkta uçuyor diyeceğim. Şiir yükselecek. Çünkü kaos artıyor. Drama, trajediler artıyor. Ama uzun bir bölüm. Tonlama çok önemli. Bir de şimdi şey bitmiş. Yani son kısım artık orası. Bunu çok iyi yapmak istiyorum. Çünkü oraya kadar pek çok yer içime sinmeden Enis hadi şarj bitiyor, şarj bitiyor diye beni koşturdu. Dedim tamam artık yani. Burada İçime sinene kadar devam edeceğiz. Ve yani bayağı bir orada tekrar yaptık. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi hatırlamıyorum uzun zaman geçti üzerinden ama yani 70-80 sahne çektiysek
hani abartmıyorum, belki 30 sahnesine yakınını o son sahnede çekmişizdir. Çünkü benim hep bir yerde içime sinmeyen bir kısım oluyor. Tekrar başa alıyoruz filan. Enişte tabii çok bunaldı. Hem çok bunaldı hem de şimdi mezarlıktayız. Ben bağırarak orada iyice yükselerek okuyorum. Şimdi karşı tarafta da tam böyle bir tane ev var. O evin de böyle eski işte ahşap evler gibi düşünün. Bir tane yaşlı bir teyze, koca karı inmiş merdiveni, çekirdek çitliyor. Bir yandan da bize bakıyor şimdi, bu manyaklar ne yapıyor diye. Ben de iyice gaza geldim okuyorum, tamam mı? İyice gaza geldim okuyorum, tamam mı? Böyle işte mezhep ve ırk savaşları, sen söyle, intihar eden babalar, bedenlerini pazarlayan genç kızlar, hani son derece böyle hani suç, katliam, sadist şeylerde bulunuyorum yani cümlelerden. Bir de böyle bağırarak en sonunda da işte Minerva'nın baykuşu karanlıkta uçuyor diye. Minerva'nın baykuşu, Minerva'nın baykuşu. Kadın bir garip bir şekilde bize bakıyor, tamam mı? Enişte ki abi dedi, gidelim artık buradan dedi. Hani kadın polisi arayacak çünkü Minerva kim? Hani kim bedenini pazarlıyor? Neyden bahsediyor bu, tamam mı? Ben yok dedim, illa içime sinirine kadar devam edeceğiz. En sonunda şarjı bitti kameranın. Öyle enişte kurtuldu. Hani kadın da rahatladı. Ve o şekilde gittik. Ve böyle bir kayıt çıktı ortaya. Tabii bu kaydı yani 70-80 belki daha fazla bile sahne vardı elimizde. Ben oturdum, buna bayağı uğraştım. Yani burada bahsettiğim tercihlerin çoğunu bilgisayarda editi yaparken yaptım. Başta hiç böyle bir şey yoktu kafam. Yani ben hatta zaten edit programı kullanmıyordum. Başta şöyle düşünmüştük. Kaydı alırız, Enis'te kalır, Enis yapar şeyi, editi. Ama öyle olmadı. Çünkü sahnelerden güzel sahneleri çekeriz, ardı sıra birleştiririz diye vardı kafamda. Bu kadar basit. Olmadı. Ama biz hem çekim esnasında hem de kurguda bayağı bir yönetmen ya da film çekiyormuş gibi çalıştık. Yani film çekerken de yönetmen kafasında olmaz. O kurguda bazı şeyler. Yani kurguda kurtarmak diye bir şey vardı. Bu aslında bizim teorik tartışmalarla yapamayacağımız bir yere getirdi. Ve bizi bir gibi bir kırılmaya neden oldu. Bu kırılma yengeyi dönüştürmedi. Birkaç hatta ayırdı aslında. Hala biz politik mevzularda kendimiz arasında konuşmamıza neden olan şey. Ben mesela daha sinemaya doğru bir yere gitmek gerektiğini düşünürken, Enis örneğin video ve bir yani kamera ya değil, yani kamera, dekor, ambiyans üzerinden değil, bunların daha video programları üzerinden editlerle, programların gücü kullanılarak, imkanları kullanılarak şey yapılması gerektiğini, ben biraz daha tiyatroya, sinemaya doğru bunun çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kurgu yani şiir dörtnalı hepsini içeren, yani hem edit kurgu kısmında hem de çekim kısmında kafamızda olmayan ve metinin de dışında aslında metini dönüştüren. Yani örneğin mesela bu son sahnede Minerva'nın baykuşu kısmında şarj bittiği için hiç içime sinen bir şey olmadı. Ve o Suriyeli çocuk gibi böyle kurtarabilecek elimde bir araç da yoktu. Bunun sonucunda ne yaptım? Ben ikiye böldüm. Çünkü iki tane sahne seçtim. Birinde girişini, o işte tirat kısmını iyi okuyorum. İşte bedenini pazarlayan kızlar vesaire, o kısmı. Birinde de Minerva'nın baykuşu tonlaması tam istediğim gibi çıkıyor. Mecburen ikisini de kullandım. Araya bir dolgu malzemesi olarak tekrar sigara çaktığım sahneye koydum. Böylelikle de başladığım gibi bitirmiş oldum. Hem de tonlama açısından iyi olan ikisini de kullandım. Mesela orada sahneyi böldüm. Yani Minerva diyor, duruyor, sonra tekrar Minerva'nın baykuşu diyor. Ve onlar iki ayrı çekim mesela. Ve böyle kurgu oyunları yaparak aslında kurtardık. Ama dramatik seviyesi de arttı. Yani elinde gerçekten içime sindiğin tek bir kayıt olsa mesela son sahneyle ilgili, belki drama gücü öyle artmayacaktı. Yani izleyen birçok insan mesela o tekrar sondaki o sigara sahnesini, çakma sahnesini kullanmak. Karanlıkta uçuyor. Dan etkileniyorlar ve tekrar hani en başa Minerva'nın baykuşu bağlayıp bitirmiş oluyorsun. Ve o çakmaktaki o çakma efektiyle Minerva'nın baykuşundaki o epik patlama arasında da bir kafiyelen. Uyarlanma var. Yani uyaklanma var yani. Ama bunların hepsi zorunluluktan kaynaklanan bir şey. Ve o güne kadar hani şiirleri bu çok basitçe kayda almak ya da okumaktan ziyade burada artık bu işin kurgu, parça birleştirme boyutları,
kamera, çekim boyutları gibi şeyleri de işin içine kalıp çok daha çok boyutlu bir hale geldi. Bu nedenle aslında bizim teorik tartışmalarda hani bir yere sıkışıp kaldığımızda tamam biz bunu çekiyoruz ve bitiyor. Dan aslında pek çok tartışma açan bir noktaya geldi ki poetik mevzulardaki pek çok şeyi bunun üzerine koyduk. Bu ne kadar biz edebiyat tarihine referanslarla, atıflarla birçok tartışma yapsak da bir gerçek bir sanat eseri, bir şiir üzerine yapacağımız ve onun açacağı, onun bizi açmak zorunda bırakacağı tartışmalar kadar verimli, bereketli olamazdı. Ve o sahada göstereceğimiz yaratıcılığı o olmasaydı gösteremezdik yani. Bu anlamıyla Şiir 4 Nala hem benim için hem de yengi mecmua için hem de bizim yaptığımız bu kayıt merkezli edebiyat şiir mecmuası tartışması açısından çok yaratıcı, verimli bir atölye oldu bizim için. Haliyle bu hani bunun garipsenmesi ya da tartışılması benim açımdan kıymetli. Kim ne amaçla yaparsa yapsın. Çünkü bu bir şiir olarak yazılmadı. Yani en baştan beri şiir nedir, ne değildir meselesine de geldiğimizde böyle bir yanı da var yani. Gerçekten bu aslında bir şiir olarak yazılmadı. Yani örneğin Yengi'de yayınladığım diğer şiirlere bak mesela. Cehennemde melek yoka bakabilirsiniz. İşte güneş doğar, bir gün güneş doğar mutlakaya bakabilirsiniz. Hani bu şiirlere baktığınızda bunlar çok daha şiirdir. Hatta diğeri bayağı kafiyeli, uyaklı bir şiir. Şiir 4 Nala'ysa hani benim onun tiyatral bir şekilde performa etmemden neden olan şey kendisinin bir şiir olmamasından kaynaklı. Yani o bir manifesto olarak yazılmıştı. Hatta ilk başta kafamda yazmaya açarken akademik bir metin yazma fikri vardı. Ama önce bir retoriğe ve bir manifestoya dönüştürdü. Bir manifestoyu da bir manifesto ile şiir arasındaki sınırlar da çok muğlak açık söylemek gerekirse. Ama bunu kaydetmeye kalktığımızda bizi oldukça zorladı açık söylemek gerekirse. Bu zorlamanın üstesinden gelmek için de belli atılımlar yapmak zorunda kaldık. Ve en başta söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yani sadece masa başında edebiyat tarihine verdiğimiz referanslarla bizden önce yapılanları yani sadece o referanslarla yürüteceğiniz bir teorik tartışma mecburen pornografik olmak zorunda ve bizden öncekileri taklit etmek zorunda kalıyoruz. Ama burada gerçek bir sanat eseri, gerçek bir şiir üzerinden yaptığımız tartışma, o şiirin bizi zorladığı, getirdiği yerde gerçekten kendimiz olabiliyoruz ve geleceğe doğru bir adım atabiliyoruz. Şiir 4 Nala'nın önemi bu bizim açımızdan. Bu açıdan da hani bu belki biraz şiirin büyüsünü bozuyorum. Yani örneğin oradaki çocuğun Suriyeli değil roman olduğu detayını hani vermemem gerekiyor. Ama dünya bir krizde. Her açıdan teorik bir krizi, teori krizde. Ben o yüzden bazen büyü bozmak istiyorum ve yaptığımız şeylerin boş gevezelik değil, arkasında çok güçlü, tutarlı fikirler olduğunu göstermek istiyorum. O yüzden o büyü bozmaktan ziyade bunun büyü olmadığını göstermek gerekiyor. Bu gerçekten büyü değil. Büyüleyici ama büyü değil. O nedenle yani büyü olsa peşinden gitmemeniz gerekir. Ama büyüleyici olup büyü olmayan şeylerin peşinden gideriz. Gitmemiz gerekir çünkü o ileriye doğru bizi götürecek ve krizden kurtaracak bir önderliktir. Onların etrafında toplanmak tehlikeli değildir. Yani risklidir ama sapkınca değildir. Bu nedenle hani büyü bozumunu da önemsiyorum yani yer yer böyle büyü bozarım. Bazen kendi şiirlerimi anlatırım vesaire. Burada da bu büyüyü bozmak gerekti benim açımdan. Bunu bir boş gevezelik ya da bir illüzyon olmadığını göstermek aslında bizim açımızdan çok yaratıcı olduğunu ve yapmak zorunda olduğumuz şeyi anlatmak istedim. Aynı şey Meryem şiirleri üzerine de olmuştu. Yani Bakire Meryem ve Orospu Meryem şiirleri üzerine çıkan tartışmalarda uzun bir yazı yazmıştım Meryem şiirleri üzerine. Orada da söyledim. Yani bunu sadece bir savunma olarak söylemiyorum. Yaptığınız şeyin anlaşılması açısından söylüyorum. Yani bir şeyler yaparken gerçekten havalı olsun diye insanlar konuşsun diye o Kadıköylü tayfa gibi davranmıyoruz.
Yani gerçekten arkasında bir fikir, bir amaç oluyor ve bunlar üzerinde düşünülmüş oluyor. Bazen elimizi açıyoruz. Ben özellikle bazen elimi açıyorum ki insanlar anlasınlar ve onlar arasından evet bunlar gerçekten bir şey yapıyor deyip bizim gibi nasıl düşünebileceklerini de fark edip bu konuda bir sezgi geliştirmeleri önemli, kıymetli. Bu nedenle bazen kartlarımı açıyorum ki yani aslında oyun planımı anlatıyorum. Bakın bu oyunu böyle oynuyoruz. Gelin siz de oynayın. Oynayabiliriz diye. O yüzden hani bazen sanat stratejileri üzerinde de, şiir stratejileri üzerinde de konuşuyorum. Yani bu şairler arasında işte yani şair şiirini anlatmaz şu bu denir. Ben o konuda bu konuda çok kaskatlı değilim yani. Sevmem böyle şeyleri. İsterim ki siz anlayın, siz bahsedin. Ama bu olmadığında elimi açarım ki yani burada gerçekten sahici bir şey var. Ve siz de böyle bakın, görün. Böyle ki bir adım sonra siz düşünürsünüz yani bu adam ne demek istedi. Çünkü gerçekten demek istemiştir ya da yapmak istemiştir. Ne kadar yapıp yapmadı onu da görürüm ama boş değildir yani. Bu o adımı atıyorsa bir, gerçekten bir amaçla bir hedefle o adımı atmıştır. Bu videoda bu şekilde çektim. Yani hem daha ne yapmak istediğimiz anlaşılsın hem de bu şiir özelinde de aslında bu şiirin de bu tartışma içerisinde çok önemli bir yerde durduğunu göstermek istedim. Belki bu gözle bir kere daha dinlersiniz, izlersiniz. Teşekkür ederim.